Şimdi bu bakteri vücuda girdiği zaman huzursuzluk, sırt ağrısı, yorgunluk, bacakta ağrı, uykusuzluk, huzursuz bacak sendromu, kulak çınlaması, çift görme, baş dönmesi, bacakta ağrı vesaire vesaire birçok hastalık semptom ortaya çıkabilir. Demek ki İsrail'den gelen her turist efendim ne yapmıyor? Türkiye'ye döviz getirmiyor. Bazıları da tehlikeli madde getiriyor. Bu nedenle Evet. bizim milli istihbaratımızın iyi çalışması, sivil polisin iyi çalışması gerekiyor. Kene ısırdığı zaman kişinin herhangi bir yerini ısırdığı yerde böyle dana gözü dediğimiz bir göz şekli oluşur. Ortasında kırmızı bir nokta, etrafında açık bir renk, onun etrafında halka gibi bir kırmızı nokta oluşur. Böyle bir durum oluştuğu zaman bu önemli bir belirtidir. Hemen doktora gitmek gerekir. Kene. Mutlaka bu bakteri için bir kenedir. Birçok canlı bu keneyi yer. Kene ile beslenir. Birçok canlı. Tavuk, efendim böcekler, eşek arısı, karınca, örümcek, fare, köstebek, keklik vesaire. Birçok kanatlı uçar uçmaz kemirecik, kemirgenler vesaire kene ile beslenir. Ve ne oluyor? Bakteri o canlıya geçer. Evet. Koyun sütü, inek sütüne de eğer ki koyunda veya inekte bakteri varsa Borrelia burgdorferi süte geçer. Süt bu nedenle çiğ içmek risklidir. Dikkat etmek gerekir. Bir İsrailli bir bayan Rosa 8 sene önce bana geldi. Lyme hastalığı. Borrelia burgdorferi bana. Ben de o kadar bilgim yoktu bu konuda. Dedim ki bağışıklık sistemini güçlendirelim, yeneriz dedim. Bir deneme yapalım. Bizim ürünleri kullandı. Kadıncağızın ateşi yükseldi. Bazı semptomlar ortaya çıktı. Yani etki tepki oluşur. Ya dedi ben Amerika'ya gideceğim, dayanamayacağım. 4-5 ay tedavi olamam. Ben bu kadar bekleyemem. Sabrım yok. Amerika'ya gidiyorum. Yeni bir teknoloji, yeni bir araştırma, yeni bir buluş var dedi. Sen bilindim. Amerika'ya gitti, Almanya'ya gitti, İngiltere'ye gitti, Avustralya'ya gitti, Japonya'ya gitti, Kore'ye gitti, Singapur'a gitti. 9-10 ülkeyi gezdi, gezdi. Ama bir günde değil. 6 ay orada, 6 ay orada sürekli yeni yeni şeyler alıyor. Çok zengin olduğu için babası Yahudi. En sonunda geri bana geldi. 8 sene sonra. Dedi ki keşke gitmeseydim hiçbir yere. Neden? Gittiğim yerdekiler hep aynı antibiyotik veriyor. Başka başka ilaçlar, ağrı kesici vesaire vesaire. Hiçbir faydası olmadı. Her şeyi denedim. Hiçbir şeyinin etkisini görmedim. En güzel metot sizin metodunmuş. Anca anladım dedi. Keşke gitmeseydim. Bu semptomlar iyileşmeye başlayınca biraz rahatsızlık verdiğini sonradan öğrendim dedi. Siz iyileştiriyordunuz ama ben kavrayamadım o zaman dedi. Tekrar başladım. Evet, durumu şimdilik iyi. Bir beyefendi de Gökhan Bey, bu da Bursa'da. O kadar çeşit çeşit hastalık semptomlar ortaya çıkıyor ki. Bir gün kendini romatizma hastası gibi, bir gün bronşit, akciğeri, başka bir gün midesi ağrıyor, başka gün baş ağrıyor, başka gün stres. Her gün başka bir hastalık semptomu ortaya çıkıyor. Doktor doktor geziyor. 15 yıldır bir şey yapamıyorlar. En sonunda o kadar ilerlemiş ki bakteri böyle gözünü kapadığında gözünün içerisinde böyle solucan gibi geziyor bakteriler. O bakteri görüyor. Gözünün içerisinde gezdiğini görüyor. Dedim ki %100 garantisi yok. Ama bir deneyelim. Ne olacak? Şimdi biz ona bir denedik. Efendim indigoyla. Ne oldu? Solucan gibi olan bakteri küçüldü, nokta kadar kaldı şimdi. 2 hafta içerisinde. Çok büyük bir başarı elde ettik. Elhamdülillah. 3 tane daha kullanırsa yavaş yavaş silinecek, yok olacak demek. Çok büyük. Yani insanlık tarihinin en büyük buluşu diyebiliriz. Çünkü Lyme hastalığı ilk yakalanır yakalanmaz iyi bir tedaviden geçerse atlatabilir ilk 2 ay, 3 ay. Eğer o devrede yoğun bir tedaviden geçmezse 6 ay geçti mi zaten unut. Vücut atamaz. Çünkü vücuda yerleşir. Aynı FETÖ gibi bağışıklık sistemini çökertir. FETÖ hastalığı. Aynı FETÖ gibi. Yani FETÖ'cüler de böyle. Hangi organa yerleşirse, bu bakteri de hangi organa yerleşirse o organdaki bakteri, virüs ve mantarın şeklini alıyor. 25-30 defa tahlil yapıyor, yapıyor, yapıyor. Anlaşılmıyor. Nedir bu? Hastalığın sebebi ne?
Bakteri mi, virüs mü, mantar mı? Çünkü bu bakteri herhangi bir tehlike anında sezdiği zaman, kanda herhangi bir kimyasal sezdiği zaman ne yapıyor? Dış çeperindeki bütün manto diyelim atıyor. Hı hı. Sadece bir nokta kalıyor. Risk faktör ortadan kalktığını anladığı zaman nasıl oluyorsa anlıyor işte. Bu da öyle akıllı bir bakteri. O madde kandaki analiz için kullanılan maddeleri nasıl oluyorsa biliyor. Yabancı bir şey olduğunu hemen değişiyor. Anladığı an, tehlike geçtiği anladığı zaman tekrar yavaş yavaş mantosuna bürünüyor. Ve bu hücrenin DNA'sını sarmalı gibi olduğu için hücre çekirdeğinin içerisine giriyor. DNA sarmalına böyle kene gibi yapışıyor. Yani teşhisi zor. Hiçbir bakteri hücre çekirdeğinin içerisine giremez. Hücreye dahi giremez. Ama bu bakteri giriyor. O nedenle teşhisi ve tedavisi imkansız gibi, zor gibi bir şey. Hamdolsun başardı.